Evet, Tolga ve Damla dışarıda konuşmuşlar. Bakalım neler söylemişler ve VTR'miz var efendim. Sen benim hayatımda uzun yıllarca kalabilecek bir insansın, anladın mı? Ve kendimi çok iyi tanıdığım için bunu söyleyeceğim. Sana aşık olma, seni sevme ihtimalim de çok fazla, anladın mı? Senin bana aşık olabilme ya da beni sevme ihtimalin varsa bir o kadar benim de var. Ben zaten seni buraya beğenerek geldim. Ama bunlar baştan çözülebilecek konularsa çözülebilmeliydi ki ben çözülebileceğini düşünmediğim için de böyle bir karar aldım. Ya en başından sana söylemekle hata mı yaptım? Az daha anlayışlı olman lazım ve birçok kız arkadaşımda geçmişte veya gelen taliplerde hep bu sorun oldu, anladın mı? Anlayış, ilişkideki en önemli temel benim açımdan güven ve anlayış. Bu ikisi olmadıktan sonra inan çok sevgi de bir şey değil, çok aşk da bir şey değil, güzellik görselik hepsi bitiyor bir zaman sonra. Sonuç itibariyle senin mesleğinle alakalı değişiklik yapamayın. Tabii ki benim de normalde bir birey olarak belki müdahale etmemem gerekiyor. Sadece ben çok sahiplendim seni. Dediğin gibi ben zaten geldim sana, doğru. Kıskanç bir yapım var. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuyla alakalı. Ama diğer kurallarım da ortada. Benim kurallarımla alakalı ne yapabilirsin? Yani bana o güveni verebilir misin ki sen? Evet Damla, ben çok sahiplendim seni. Aslında karışmamam, bir şey söylemem lazım ama demiş. Duygularda biraz karışık. Ha Tolga? Söyledim, ben o gün burada da söyledim. Ki az önceki VT'de de söylemişim. Hani ben kendisinden çok fazla etkilendim. Kendisini beğendiğimi söyledim. Geçen burada size de söyledim. Benim uzun süre sonra ilk kez birinden bu kadar etkilendiğini gördüm. Evet. Yani benim açımdan zaten olumsuz olan bir şey yoktu. Kendisi o da olumsuz demedi ama hani birkaç bir konu vardı. Hani ileride bizi etkileyebilecek konular vardı. Onu dile getirdi. Geçen de yine siz dediniz yani çıkın dışarıda bir konuşun son kez Zuhal Hanım. Sanki size ihtiyacınız vardı biraz konuşmaya. Evet ona. İyi de geldi ama hani sıkıntı aynı bir sıkıntı. Yani artı bir şey varsa söylesin ama bizim açımızdan şu anki sıkıntı aynı sıkıntı. Öyle mi Damla? Yani konuştuk ama çözülemedi. Çözülemeyecek. Sorunlarımız devam ediyor. Edecek. Belki ileride daha da katlanarak devam edecek. Hmm. O yüzden geleceğe dair endişelerim var diyorsun. O yüzden üzülerek maalesef böyle bir karar almak durumunda kaldık. Yok. Ben bir de Zuhal Hanım bir şey söyleyeceğim. Hani burada artık yani şu üstüme ben modelim yazacak halim yok. Herkes benimle iş yaptığımı biliyor. Kendisi de biliyordu. Neden bunlar ilk geldiğinizde problem değil de sonrasında bu şekilde oldu ben anlamış değilim. Çünkü gelen taleplerin birçoğunda hep aynı problem oldu. İşte Tolga'nın işi, Tolga'nın şusu, busu gibi oldu. Niye buna ilk başta değil? Sen mesela geldiğini biliyordun benim bu işi yaptığımı. Hani ne değişti bir anda? Bu tarz bir şey çıktı ortaya ve bu tarz bir şey çıkıyor sürekli ortaya. Ben bu durumdan çok şeyim, hani rahatsız olmaya başladım. Yani bunu şimdi sadece bana sormaman gerekiyor. Bendeki sorun şu, ben sana yayın sonrası da zaten bunun açıklamasını gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Senin mesleğin tamam hadi neyse de onun dışında başka birçok konulara da değindik seninle. Benim kurallarım var dedim. Sen de bu kurallara uyum sağlayamayacak bir insansın. O yüzden yapabileceğimiz bir şey orada, yok. Ben sana sağlamayacağım diye bir cümle kullanmadım. Dedim ki senin için evet birçok şeyi göze alabiliyorum dedim orada. Yayınlamamışlar orada arkadaşlar. Yani o kısım gelmemiş. Ama şu an için en azından işim için de ileriye dönük belki bir şeyler olabilirdi ama şu an için bir şey yapamayacağımı söyledim ben sana. Ben sana demedim ki İşte ben şunu yapmam, asla şöyle olmayacak diye bir cümle kullanmadım. Sen kendi sen şey istedin yani, şunu istedin. Her şey bir anda. Yani bugün sen benim hayatıma geldin. Yapmış olduğum iş, yaşadığım hayat hepsi bir anda değişsin. Öyle bir adam olayım. Hayır ben sana Ben hep ailemden uzak büyüdüm. Kendi hayatımı kendim kazandım ve hayatımın birçoğunu bu iş yüzünden kazandım. Bu işten dolayı kazandım. Evet tabii ki hayatımda bir kadın olması benim için çok önemli olacak ama hiçbir şey benim geleceğimden ve işimden önemli değil. Tabii ki ben zaten bunu VTR'de de söyledim. Tekrar söylüyorum. Sahiplendiğim için bir anda ben senin üstüne bu kadar yüklenmiş olabilirim. Evet doğru. Ama ben bunu kendimi tanıdığım için söylüyorum. İleride daha büyük bir problem haline de getirebilirim. O yüzden benim sana da bunu yaşatmaya hakkım yok. Kendime de yaşatmaya hakkım yok. Benim için şu an durum bundan ibaret. Bir de Zuhal Hanım, son kez bir şey söyleyeceğim. Geçen mesela burada dedim ya devam edecek misin Damla diye. O biraz havada kalmıştı. O şey dedi mesela bana, hani şey ben cidden çok net bir şekilde devam etmeyeceğim diye bekliyordum. Mesela onu söyleyince hani benim gözüme
Çin gelmiş, beni çok beğenmiş, çok çabuk sahiplenmiş ama burada devam etmek istiyor. Buradaki olma sebebimiz zaten evlenmek, birileri tanışmak değil mi? E demek ki o çok çabuk, dedi kendisine söyledi. O zaman sen başka insanları geldi, çok çabuk değişim yaşayabiliyor adamla. Yok, zaman... öyle de niye? Demeyelim de. Yani niye? Buraya kimi? Gelen herkes, mesela sana talip olan diğer insanlar da gitmek zorunda mı? Ya, seninle öyle, ya öyle bir şey yok. Zaten anlaşamadık. Bize, daha önce bana talip gelen arkadaşlar vardı zaten. Bu beni ilgilendirmez. Herkesin kendi hayatı. Ben seninle zaman... çok fazla etkilendiğim için, hatta burada olduğum süre boyunca senden yani ilk kez bir kadına etkilendiğim için bu beni sarstı, anladın mı? Yoksa çok önemli değil. Daha önce ben kime söylemişim ki niye çıkıp oturdun veya oturacak mısın? Kimseye sormadım bile. Hiç kimseye sormadım bunu. Peki kararınız çok belli ama yine de sormak durumundayım tabii. Kendi söylesin Soyan Hanım. Kararımız olumsuz. Üzgünüz, böyle olmaması daha güzel olurdu. Hayırlısı olsun. Tersi olsaydım. Hayırlısı olsun herkes için. Teşekkür Tolga ederiz. Yerine geçiyor. Damla da galiba locaya geçiyor. Öyle mi? Peki. Evet. Damla da bize tarihlerini aramaya devam edecek.